Başka ülkeler görmek, hem gezmek hem de eğitim almak hemen her öğrencinin hayalidir. Eskiden sadece aile imkanları uygunsa yapılabilen yurt dışı eğitimi artık öğrencinin kendi başarısı sayesinde de gerçekleşebiliyor. İşte Marmaris'te lise eğitimi veren ve bu hayali olan öğrenciler için de bir fırsat doğdu. 2014-2015 veya 2015-2016 eğitim yılında kültürler arası lise değişim programlarına katılacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla 21 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında Muğla bölgesinde yapılacak olan seviye belirleme sınavlarının ilk ayağı Marmaris'te gerçekleştiriliyor. Bu nedenle kültürler arası lise değişim programlarına Türkiye'den öğrenci seçmek için kurulan bir kuruluşun Türkiye Müdürü Nuran Akman, değişim programı hakkında bilgi vermek üzere Marmaris'e geldi. Akman, program hakkında öğrencileri bilgilendirmeden önce kameralarımıza bilgi verdi. Amerika, Kanada ve Avrupa devlet değişim programlarına öğrenciler lisenin herhangi bir yılında katılabilirler. Bir akademik yıl veya tek bir akademik dönem gidip dönebilir. Ülkelerinde eğitime devam edebilirler. Bir hafta bu bölgede Marmaris, Muğla, Fethiye bölgesinde seminerlerimiz, veli görüşmelerimiz, öğrenci görüşmelerimiz var. 4 Mayıs Pazar günü ise bu bölgeden lise değişim programlarına katılmak isteyen öğrenciler için bir seviye tespit sınavı yapılacak, dil seviyesi tespiti. Bu sınav öncesi öğrencileri bilgilendiriyoruz bu görüşmelerle. Akman, öğrencilerin bu programa yurt dışındaki devlet liselerinde bir aile yanında konuk edilerek katılabildiklerini söyledi. Öğrenciler örneğin Amerika'da bir devlet lisesinde bir aile yanında bir akademik yıl eğitim görürler. Amerikan Devlet Bakanlığı'nın sponsorluğundaki programlardır bunlar. Bu sebeple normal şartlarda öğrencinin bir yılda yurt dışında bir eğitim aldığında karşısına çıkabilecek bütçenin yaklaşık 1/3 kadar bir bütçeye mal olur bu programlar. Öğrenci o ülkenin gönüllü bir ailesinin ev sahipliğinde ailenin kendi çocuklarından biri gibi yaşarken o ülkedeki devlet lisesinde herhangi bir lise öğrencisi olarak eğitim görür. Ülkesine geri döner, yıl kaybetmez, denkliğini alır, bir üst sınıftan Türkiye'de eğitimine devam eder. Devlet değişim programlarının karşı ülkelerin belirlediği kontenjanlara göre yapıldığını söyleyen Akman, bu programların 92 yıldır gerçekleştirildiğini söyledi. NCA programlarına birinci dönem 150 öğrenci kabul edildi. İkinci dönemde benzeri bir sayı olacaktır. Öğrencilerin dil seviyesi, kişisel özellikleri, doğum tarihleri, akademik durumları, ilgi alanları, bu programa isteklilikleri, hazırlıkları gibi pek çok kriter göz önünde bulunduruluyor. Bu sınav bir geçme kalma sınavı değil, bir eleme sınavı değil. Defalarca sınavını tekrarlayabilir öğrenci. İstanbul merkez ofisimiz bizim. İstanbul'daki sınavlarımıza da katılabilir. İzmir'de, Ankara'da yapılan sınavlarımıza da katılabilirler. Akman, kameralarımıza yaptığı açıklamanın ardından değişim programını ilçede bulunan bir kolejin öğrencilerine anlattı. Oradan da bir diploma aldı. Ülkesine geri döndü. Kazandığı üniversite